Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür. Hiç konuyu uzatmadan direkt mevzuya gireceğim. Biliyorsunuz geçenlerde bir video paylaşmıştım. İşte kurulu düzenimiz olmasa 5 dakikada Almanya'da durmayız falan filan gibilerine bir konuya değinmiştim. Ve orada özellikle sordum. Şu an Almanya'da yaşayanlara soruyorum dedim. Almanya'da yaşayan gurbetçilere soruyorum dedim. Türkiye'den kendi vatandaşınızın gelmesini neden istemiyorsunuz buraya diye sormuştum. Adam akıllı hiçbir cevap gelmedi. Herkes yok efendim işte kim söylediyse eline sağlık bilmem ne işte hakikaten öyle Almanya'ya geldiğin zaman Türklerden uzak durun diye. Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Ulan ben her ne kadar doğma büyüme İstanbul'da olsa kütüğüm Tokat. Hiçbir zaman diyemem ki Tokat'taki yaşayan insanların hepsi dört dörtlük insandır. Ya da hiçbir zaman diyemem ki Tokat'tan iyi insan çıkmaz. Keza aynı şekilde kendi vatanım için de bunu söyleyebilirim. Türkiye'de yaşayan insanların hepsi dört dörtlük değildir. Muhakkak içlerinden yaramazı, çürüğü çıkacaktır. Ki bu sadece Türkiye için geçerli ya da Tokat için geçerli olan bir şey değil. Bir ailenin içerisindeki kardeşlerin arasından bile yaramazı çıkabilir. Bir tanesi dört dörtlük gerçekten elle gösterilecek bir insandır. Bir tanesi haylazın, yalancının, üçkağıtçının, dolandırıcının önüne gidenidir. Baba bizim bir atasözümüz var. Beş parmağın beşi de bir değildir diye. Sen kalkıp Almanya'ya gelmiş olan milyonlarca şu an 4 milyona yakın Türk yaşıyor burada. Kalkıp da bir tane, iki tane, üç tane yaramaz insan var diye Almanya'da yaşayan bütün Türkleri kötüleyemezsin. Sen de bir Türksün. Sen de mi kötüsün? Şimdi o adam yarın bir gün buraya geldiği zaman senden de mi uzak dursun? Bunu söyleyen insan bunu niye düşünmüyor? Diyor ki Almanya geldiğiniz zaman Türklerden uzak durun. E sen de Türksün. Senden de mi uzak duralım? Ben de Türk'üm. Türk vatandaşıyım. Almanya'da yaşıyorum 5 aydan beri ve bir seneden beri Almanya'ya gelmek için uğraşan insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalda olsun, sosyal medyada olsun elimden geldiğince insanlara yol göstermeye çalışıyorum. Nasıl daha verimli bir insan olabilirsin? Nasıl gittiğin zaman adam olabilirsin diye elimden geleni yapıyorum. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmuyorum ben. Kalkıp Türkiye'den evlilik yoluyla ya da vesaire her türlü yolla Almanya'ya gelen insanların arkasından konuşan insanların kimler olduğunu biliyorum. En yakınları. Bugüne kadar Türkiye'de ne yaptı ki bak kalktı Almanya'ya gitti diyen çok insan olduğu için diyorum ki adam olun, dik durun, görsünler neyin ne olduğunu diye elimden geldiğince uğraşıyorum. Ben kötü bir insan mıyım? Kötülük mü yapıyorum? Ben de bir Türk'üm. Almanya geldiği zaman benden niye uzak dursun insan? Şu an gelme arifesinde olan ya da gelmek isteyen birçok arkadaş bana özelden yazıyor. Abi geldiğim zaman senin çayını içmek istiyorum diye. Ne diyeyim? Almanya'daki Türkler kötüdür. Yaklaşmayın bana mı diyeyim ben? Yani bu algıyı nasıl yarattınız? Bu algıyı nasıl oluşturdunuz? Ya olabilir. İnkar etmiyorum. Muhakkak olabilir. Almanya'ya gelmiştir. Çakallığını öğrenmiştir. İtliğini öğrenmiştir. Geldiği zaman buraya birkaç kişiyi dolandırmıştır. Bak inkar etmiyorum. Böyle insanlar muhakkak çıkacaktır. Ama kalkıp da Almanya'da yaşayan 4 milyon insanı bu şekilde itham edemezsiniz. Almanya geldiğin zaman Türklerden uzak dur diyemezsiniz. Tamam bir işveren vardır. Türkiye'den gelenleri yanında çalıştırıyordur. Adam akıllı maaş vermiyordur. Sigortalarını yatırmıyordur. Sıkıntılı bir tiptir. Olabilir. Türkiye'de yok mu? Orada da çok var. Ama bunu hiçbir zaman Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşına söyleyemezsiniz. Demin de söylediğim gibi buraya geldim ben. Değil mi? Ben buraya geldim. Şu an 5 aydır Almanya'da yaşıyorum. Ben diyemem. Almanya'daki bütün Türklerden uzak durun diyemem. Ya da sen geldin, bir sene önce geldin, 2 sene önce geldin. Burada bir Türk'le bir iş yaptın, dolandırıldın, bir şey oldu, bir sıkıntı oldu, problem oldu. Olabilir bunlar normaldir. Ama sen de bir Türk vatandaşısın. Buraya yarın bir gün birisi geldiği zaman benden de uzak dur. Ben de Türk vatandaşıyım mı diyorsun sen? Ben de mi onlar gibiyim diyorsun? Ben de mi seni kandırırım? Ben de mi seni dolandırırım? Ben de mi sana yamuk yaparım diyorsun insanlara? Sen de Türk vatandaşısın ya. Bunu anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bu insanların kafasına Türklerden uzak durun algısı nasıl geldi abi? Bana birisi bunu adam akıllı anlatabilir mi? Gerçekten merak ediyorum ya. Daha ben Türkiye'deyken buraya gelmeden birkaç video paylaşmıştım. Onların altına da Almanya geldiğiniz zaman yapmanız gereken en önemli madde Türklerden uzak durmaktır. Bir hafta önce bir video paylaştım. Onun altına geldi birisi, daha doğrusu birkaç kişi.
İşte Türklerden uzak durun, kim varsa doğru söylemiş, geldiğiniz zaman uzak durun. Anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum ya. Abi, ekmeğinde olan, işinde gücünde olan bir insana kalkıp da zamanında bir şeyler yapmış olan birileri yüzünden itham edemezsiniz. Edemezsiniz yani. 3 sene önce, 4 sene önce birisi tarafından dolandırılmıştırsın, işine girmişsindir, adam akıllı para vermemiştir. Şunu biliyorum. Gerçekten biliyorum. Almanya'da ben daha gelmeden tanıştığımız Mazlum abi var. 3 sene Ausbildung eğitimi yaptı. Marangoz şu anda bir Alman'ın yanında çalışıyor. Diyordu ki bana, ben bundan önce kendi akrabamın yanında çalıştım. Amcamın çocuklarım, kuzenlerimin yanında çalıştım. Adam akıllı ne bahşişimizi veriyordu, ne maaşımızı düzgün ödüyordu. Şu anda bir Alman'ın yanında çalışıyorum. Adam yarım saat, bir saat mesaiye kalabilmem için rica ediyor bana dedi. Tamam. Şimdi Mazlum abinin amcasının oğlu üç genç. Yaramaz bir adam. Peki onun yüzünden ben neden kötüleniyorum? Ya da benim Köln'deki berber olan Cafer arkadaşım neden kötüleniyor? Benim Berlin'deki efendime söyleyeyim barmen olan Yunus arkadaşım neden kötüleniyor? Benim Dortmund'daki elektrikçi olan abim neden kötüleniyor? Ki ben daha Almanya'ya gelmeden bana mesaj yazdı. Kardeşim Almanya'ya geldiğin zaman haberim olsun diye. Geldikten sonra konuştuk. Yapabileceğim bir şey varsa seninle alakalı hiç çekinme söyle dedi. Dedi ben elektrikçiyim. Bizim dedi senin olduğun bölgede de işlerimiz oluyor bazen. Eğer dedi düşünüyorsan, istiyorsan dedi o tarafta dedi sana işler de paslayabiliriz dedi lan. Şimdi böyle Barış abi gibi insanlar varken ben neden kalkıp da herkes Almanya'ya geldiğin zaman uzak durun diyeyim, diyebileyim? Benim haddime mi bunu söylemek? Ya da senin haddine mi bunu söylemek, söyleyebilmek? Yani insan kendinden bilirmiş atasözüyle yola çıkmak istiyorum. Eğer sen bugün Almanya'daki bütün Türkler şöyledir, Almanya'ya geldiğiniz zaman Türklerden uzak durun diyorsan sen de o kategoridesin. Bunu neden düşünmüyorsun? Ben sen onu yazdığın zaman altına gelip yazmasını bilmiyor muyum? Almanya'daki Türklerden uzak duracağız. Ha, öyle mi? Hani Almanya'daki bütün Türkler üçkağıtçı. E sen de Türksün burada yaşayan. Sen de mi üçkağıtçısın dediğim zaman ya kardeşim işte falan filan oluyor. Bunu söylüyorlar ondan sonra. Ya kardeşim işte hemen sen de kötü tarafa çekiyorsun bilmem ne yapıyorsun diyor. Bu sefer başlıyorlar. Zincirinden kurtulmaya çalışan hayvan gibi. Siz biliyorsunuz. Tahmin ettiniz. Saldırmaya başlıyorlar bu sefer hemen. Neden? Aslında çünkü kendisi de öyle. Ya konuşuyorum. Geçen gün birkaç o işte videonun altına yorum yapanlar işte saldırmaya çalışıyor. Ama başka birisi de geliyor diyor ki yaklaşık 3 yıldan beri Almanya'da bir Türk'ün yanında çalışıyorum. Gayet de memnunum. Onu diyenlerin hepsi bok yesin diyor çocuk. Ne güzel oldu ya. Tam güneş şu an buraya bak yuvarlak. Oh, ne güzel oldu. Yani anlatmaya çalıştığım, söylemeye çalıştığım ya da dillendirmek istediğim mevzu bu. Abi neden? Ya burada kardeşçe, dostça, arkadaşça neden yaşamaya çalışmıyoruz? Neden bugün benim bir vatandaşım, benim ülkemden birisi gelsin buraya, adam olsun, para kazansın, yatırım yapsın ülkesine vesaire bunları düşünmüyoruz da gelmemeleri için neden elimizden geleni yapıyoruz? Ya bugün senin ülkendeki akraban, kuzenin, eşin, dostun gelmezse buraya Bulgar vatandaşı gelecek. Buraya Roman vatandaşı gelecek. Buraya Polonya vatandaşı gelecek. Buraya ne bileyim Hollandalı gelecek bu işleri yapacak. Senin kendi ülkende yaşayan, örnek veriyorum, kuzenin, enişten, amcanın oğlu, teyzenin kızı bunlar gelip burada çalışmazsa, bunlar gelip burada bu hayatlarını bir düzene sokup para kazanmazsa elin Bulgarı gelip çalışacak. Elin Romanı gelip çalışacak. Tam onlar da insan. Onlar da çalışsın. Ama öncelik her zaman benim kendi vatandaşımda. Bugün insanlar fitre vereceği zaman, bugün insanlar yardım edeceği zaman, bugün insanlar zekat vereceği bir zaman bile hadis-i şerif gereği önce diyor kendi çevrenizden bakın diyor. Önce diyor kendi çevrenizdeki yoksulları doyurun diyor. Bugün önce sen kendi komşuna, önce sen kendi mahallendeki insana bakarsın. Ondan sonra çevredeki insanlara yardım etmeye çalışırsın değil mi? Benim burada komşum aç yatarken ben götürüp de bir tas yemeği
5 kilometre uzakta birisine vermem. Önceliğim her zaman benim komşumdur. Ya da önceliğim her zaman benim kendi gelmek isteyen akrabam varsa ondan yanadır. Ondan sonra geri kalan diğer eş, dost, akraba, işte tanıdık, tanımadık onlardır. Değil mi? Bu böyledir. Bunun aksini iddia edebilir miyiz? Edemeyiz. Olması gereken çünkü ilk önce kendi yakınlarından başlamaktır. İyi de sen buraya gelmişsin. Altında Mercedes araban var, BMW araban var. İşte ne bileyim bir köyün biraz merkezin biraz dışarısında güzel bir evde oturuyorsundur. İki katlı, üç katlı triplex, dubleks bir evde oturuyorsundur. Elinde iPhone 12 Pro Max'in vardır. Almanya bitmiş be kardeşim diye yaygara yapıyorsundur. Almanya neye göre bitmiş? Almanya neye göre bitmiş yani? Aç mı buradaki insanlar? Sokakta mı yaşıyorsun sen? Elinde son model telefon, elinde ayağı altında son model araba, başını sokacağın ev iki katlı, üç katlı. Maaşın yatıyor, 8 saat çalışıyorsun. 8 saatte 1 dakika geçtiği zaman mesain yazılıyor. Her türlü sosyal hakkın var. Almanya neye göre bitmiş? Almanya neye göre bitti ya da bana bunu söyleyin. Gelmeyin Almanya bitmiş diyen insanlara soruyorum. Neden bitmiş Almanya? Ben düşünüyorum, kaç gündür düşünüyorum. Bunlarla alakalı inanın adam akıllı böyle ortaya koyabileceğim net bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Almanya'da yaşayan Türklerin hepsi tabii ki dört dörtlük değildir. Ama kalkıp da bunları Almanya'da yaşayan 4 milyon insana mal edemezsiniz. Etmemelisiniz. O duruma getiremezsiniz kendinizi. Öyle bir hakkınız yok yani. Darbe yemiştirsiniz. Dolandırılmıştırsınız. Kandırılmıştırsınız. Her şey olabilir. Bunlar insanlık hali. Bugün Türkiye'de olsanız da dolandırılabilirdiniz. Ya da bugün başka bir ülkede olsanız dolandırılabilirdiniz. Bugün sizi dolandıran bir Türk vatandaşı olmayabilirdi. Almanya'da bir Alman vatandaşı tarafından dolandırılsaydınız ne yapacaktınız? Almanya bitmiş, Almanyalı, Almanların hepsi dolandırıcı, hepsi üçkağıtçı, ulan sakın buraya gelmeyin, ben bile dönüyorum mu diyecektiniz? Hayır. Çalışmaya devam edecektin, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok, bir bardak su ver de içeyim diyecektin. O yüzden diyecek bir şeyim yok ya. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle. Ahtuk, bugünkü dersimiz Almanca. Sayılarla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyuncağı. Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier. Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir.